İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi adaylarının ön seçim kampanyası. Batı Ermenistan'ın evlatları Sarkis Saribekyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Seçim öncesi kampanya Nelly Harutyunyan. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı. Azerbaycan Birleşmiş Milletler kuruluşlarının ve uluslararası yapıların Artsakh'a girişini engelliyor. Gürcistan Ermeni toplumu kınayıcı bir açıklamada bulundu. Uzun bir aradan sonra Batı Ermenistan'ın Vakıflı Köyü'nde Ermenice oyun sahnelendi. Ermeni takımı 55. Uluslararası Kimya Olimpiyatlarında 1 altın 2 bronz madalya kazandı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi Seçim Komisyonu sizi 2023 Aralık ayında yapılacak olan seçimleri için yürütülen ön seçim kampanyası çerçevesinde düzenlenen 21. Zoom toplantısına katılmaya davet ediyor. Toplantı Ermenice gerçekleşecek. Toplantı 27 Temmuz 2023'te Fransa saatiyle 20'de, Yerevan saatiyle 22'de gerçekleşecek. Toplantının konusu kültür ve Batı Ermenistan. Aşağıdaki bağlantıdan Zoom toplantısına katılabilirsiniz. 44 gün süren Artsakh Savaşı'na ticari bankaların 412 çalışanı katıldı. O kahramanlardan biri de Sarkis Saribekyan'dı. Kahraman Saribekyan 1989 yılında doğdu. Yedek orduda yer alırdı. Tebligatı aldığı gün 28 Eylül'de askeri komiserliğe başvurdu ve cepheye gitti. Sarkis bir bankada çalışıyordu ama en çok vatanın doğasını seviyordu ve aynı zamanda turist rehberi olarak da çalışıyordu. Hayatının son günlerini tepede geçirdi. Sarkis 2 Ekim'de Artsakh'ın Haterköy mevzilerini savunurken şehit düştü. Osmanlı Devleti'nde yüzyıllar boyunca Türk olmayanlara yönelik uygulanan zulüm politikası dil alanını da atlamamıştır. Doğal olarak bu politikanın temel amacı imparatorluk topraklarında yaşayan Türk olmayan tüm halkları ana dillerini bırakıp Türkçeyi, Osmanlıcayı kullanmaya zorlamaktı. Dil ile ilgili sosyopolitik gelişmeler Osmanlı İmparatorluğu'nda 19. yüzyılın başından itibaren özellikle tazminat reformlarına paralel olarak entelektüeller tarafından zor olan Osmanlı dilini basitleştirmeye çalışıldığında daha aktif hale geldi ancak bu çabaların başka bir hedefi vardı. Türkçenin konuşulduğu coğrafyayı ve düzeyini artırmak. 1876'da kabul edilen Osmanlı Anayasası'yla Türkçe'ye, Osmanlıca'ya ilk kez resmi dil statüsü verildi. Türk dilini empoze etmeye yönelik özenli adımlar 20. yüzyılın başlarında Jön-Türk egemenliği sırasında daha da belirgin hale geldi ve Türk olmayan halkların dillerine karşı mücadele devlet örgütlü bir karakter kazanmaya başladı. Örneğin akademisyen Hraçik Simonyan'a göre İstanbul'daki şehir yetkilileri 1-2 gün içinde Fransızca yazılan tabelalarını Türkçe ile değiştirdi ve Türkçe yazılmalı çağrı talimatını yaydılar. Türk olmayan halkların dillerine karşı mücadeleye devlet yapılarının yanı sıra Müslüman toplum da dahil olmuştur ve yabancı dille yazılan levhaların kırılması, Türkçe konuşmayanlara karşı alenen şiddet gibi muameleler kaydedildi. Bu zulüm ve tehditler sonuç verdi ve korku yaşayan tüccarlar, esnaf, otelci vesaire dükkanlarının, atölyelerinin, otellerinin Ermenice, Rumca, Fransızca, İtalyanca yazılarını Türkçe'ye çevirmeye başladılar. Milliyetçi siyasetin diğer bileşenleri gibi Türk olmayan halkların ana dillerine karşı mücadele de Türk hakimiyeti döneminde hemen hemen aynı yöntemlerle devam etmiştir. Lozan Antlaşması'na göre işgal altındaki Batı Ermenistan'da yaşayan Türk olmayan halkların ana dillerini kullanma, ana dillerinde gazete çıkarma hakları olduğu ve bunun diğer hakların yanı sıra açıkça ihlal edildiği belirtilmeli ve vurgulanmalıdır. Türk hükümetinin dil zulmünün sadece Ermenilere değil aynı zamanda Müslüman Kürtlere, Çerkezlere ve diğer halklara da yansıdığını belirtmek gerekir. Nelly Harutyunyan 30 Mayıs 1972'de Yerevan'da doğdu. 1979-1989'da Yerevan'daki 93 nolu ortaokulda okudu.
1989-1992 yılları arasında Yerevan Elektrik Mühendisliği Koleji'nde okudu. 1990-1995'te Rusya Federasyonu Krasnoyarsk Devlet Politeknik Enstitüsü'nde okudu. 1997'den bugüne kadar Ermenistan Cumhuriyeti Helsinki Komitesi üyesi, projeler başkan yardımcısı, yönetici olarak çalışıyor. 2009'dan beri Askeri Koruma Komitesi'nin başkan yardımcısıdır. 2018'den beri Batı Ermenistan Cumhuriyeti vatandaşıdır. 1996'dan 2019 yılına kadar tüm seçimlerde kısa vadeli ve uzun vadeli çok yönlü gözlemcidir. 2013'ten bu yana Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'ndeki barışçıl toplantıları gözlemci statüsünde izlemektedir. Nelli Harutyunyan ile ilgili videoyu Western Armenia TV YouTube sayfamızdan izleyebilirsiniz. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na göre Artsakh Ermenilerinin insani ihtiyaçlarını çözmenin olası yolları Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı ofisleriyle aktif olarak tartışıldı. Azadutyun Radyo İstasyonu'nun sorusuna cevaben Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Dış Politika Dairesi'nden Berzor yolunun Bakü tarafından yasa dışı olarak kapatıldığı ilk günden itibaren Doğu Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın yetkilileri çerçevesinde yol kapatmayı ortadan kaldırmak ve Artsakh halkına insani yardım sağlamak için uluslararası yapılarla sürekli olarak çalışıldığı bildirildi. Azadutyun Radyo İstasyonu özellikle Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin Artsakh Ermenilerine Birleşmiş Milletler Gıda Ajansı veya Rus Barış Güçleri aracılığıyla hava yoluyla yardım ulaştırmak için herhangi bir somut adım atıp atmadığını sordu. Çünkü Bakü bir aydan fazla bir süredir Berzor yolu üzerinden Doğu Ermenistan'ın herhangi bir insani yardım malzemesinin taşınmasını yasaklıyor ve ciddi bir gıda kıtlığı yaşanıyor. Dışişleri Bakanlığı özellikle Artsakh Ermenilerinin insani ihtiyaçlarını çözmenin olası yollarının hem Yerevan hem de Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı'nın yetkileri çerçevesinde bölge ofisleri ile aktif olarak tartışıldığını kaydetti. Bakanlığa göre konu Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Doğu Avrupa Bölge Müdürü'nün Nisan ayında Yerevan'a yaptığı ziyaret çerçevesinde de ele alındı. Bu bağlamda Dış Politika Departmanı, Bakü'nün Birleşmiş Milletler kuruluşlarının ve diğer uluslararası yapıların Artsakh'a girişini sürekli olarak engellediğini vurgulamaktadır. Gürcistan'daki Ermeni cemaati Gürcistan Devlet Televizyonu Genel Müdürü Tinatin Berzenişvili ile aynı televizyon kanalının Ermenice Bölüm Başkanı Ramila Aliyeva'nın Şuşi'de düzenlenen medya forumuna katılmasına ilişkin kınama açıklaması yaptı. Açıklamada özellikle şu ifadelere yer verildi. Artsakh'ın 120 bin nüfusu sırf Ermeni olduğu için Azerbaycan'ın diktatör rejimi tarafından soykırıma, Armenosi'de tabi tutulurken, yaklaşık 8 aydır kuşatma altında tutulurken, tıbbi yardım ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılama olanağından mahrum bırakılırken, birkaç kilometre ötede İlham Aliyev, Şuşa Küresel Medya Forumu programını düzenliyor. İlham Aliyev'in Azerbaycan'da gazeteciliğin veya örneğin insan haklarının korunmasına adanmış bir forum düzenleme konusundaki sinizm düzeyi artık şaşırtıcı değil. Hatta son zamanlarda o ülkede doğa savunucuları olduğu ortaya çıktı. Ancak açlıktan ölmek üzere olan Ermeni çocuklarından sadece birkaç kilometre ötede cellatları tarafından düzenlenen bu etkinliğe Gürcistan Halk TV kanalının genel müdürü Tinatin Berzenişvili'nin yaklaşık 180 bin Ermeni dahil olmak üzere Gürcistan vatandaşlarının ödediği vergilerle finanse edilmektedir ve aynı televizyon kanalının Ermenice bölüm başkanı Ramila Aliyeva'nın katılması bizim için şaşırtıcı. Gürcistan makamlarının Doğu Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan arasında her zaman tarafsız bir konumda hareket ettikleri, bölgede barışın tesis edilmesi sürecinde sıklıkla arabuluculuk yapmaya çalıştıkları dikkate alındığından adı geçen yetkililerin Şuşi'de düzenlenen etkinliğe katılımı endişe vericidir. Ramila Aliyeva'nın Halk TV'de Ermenice ve Azerice Dilleri Bölümü Başkanı olarak görev yapmasının bölümün objektif ve tarafsız çalışmasına engel olacağını daha önce duyurmuştuk. Ancak TV kanalı yönetimi bu yönde etkili bir adım atmamıştı.
Bütün bunlardan sonra Halk TV kanalının 8 ay boyunca Ermenilere karşı işlenen soykırımla, Arminosit'le ilgili olaylara ve arsa ablukası konusuna hiç yer vermemesi şaşırtıcı değil. Şubat ayında meydana gelen yıkıcı depremlere rağmen Batı Ermenistan'ın Vakıflı köyünün sakinleri canlı bir kültürel yaşam sürmeye devam ediyor. Nitekim geçtiğimiz günlerde Hagop Baronya'nın Buduyt mı Bolso Tahirmeç İstanbul mahallelerinde bir gezinti adlı eseri Vakıflı'da Ermenice sunuldu. Agunknet'e göre Vartan Estukyan haftalık Agos gazetesinde bu konu hakkında bir yazı yazdı. Kaynağa göre performansı yaklaşık 200 kişi izledi. Yıllar sonra Vakıflı'da ilk kez Ermenice oyun sahnelendi. Gösterinin organizatörlerinden Antranik Bakırcıoğlu, Vartan Estukyan ile yaptığı söyleşide performansın özellikle köyün yaşlıları tarafından çok iyi anlaşıldığını, organizatörlerin gösterinin Ermenice sahnelenmesi için özel çaba sarf ettiklerini belirtti. 55. Uluslararası Kimya Olimpiyatı 16-25 Temmuz tarihleri arasında İsviçre'nin Zürih şehrinde düzenlendi ve Ermeni takımı bir altın iki bronz madalya kazandı. Doğu Ermenistan'ı Kuantum Koleji 12. sınıf öğrencileri Leonid Asatryan ve Yuri Bedrosyan, Gümrü Foton Koleji 12. sınıf öğrencisi Dikran Mkhitaryan ve Banazor'daki matematik ve fen konularında ileri düzeyde eğitim veren özel okulun 10. sınıf öğrencisi Arman Haratyan temsil etti. Doğu Ermenistan Cumhuriyeti takımının katılımcılarından Leonid Asatryan altın madalya, Dikran Mkhitaryan ve Arman Haratyan bronz madalya, Yuri Bedrosyan ise takdirname aldı. Ekip Doğu Ermenistan Cumhuriyeti Bilimleri Akademisi'nden Antranik Davinyan ve Yerevan Devlet Üniversitesi'nden Armen Galisyan tarafından yönetildi. Olimpiyata 90 ülkeden 355 temsilci, her ülkeden en fazla 4 kişiyle katıldı. Olimpiyat pratik ve teorik aşamalarda gerçekleştirildi. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Saak Saakyan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Eli Nane ve Mışo Sarer adlı eseri sunuyoruz. Eli Nane dim olusun, Eli Nane dim olusun, Hırnik Campan Ertank Sasun. Sosnu ergir karu karo, sosnu ergir karu karo, nane açvin manats garo. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.